Bir birimlik kenar uzunluğuna sahip düzgün altıgenler kullanılmış. Petek görüntüsü oluşturulmuş arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz bu petek görüntüsündeki H harfinin kapladığı alanı soruyor bize. Şimdi altıgenlerin alanlarını herhangi bir tanesinin alanını bulup burada parçalamalar yaparak yürüyebilirim aslında. Ama işi sıkıntıya sokmak istemiyorum. Şöyle düşünün. SS deseniz mesela hmm, kaç tane S'ydi toplam 6'ya tamamlamak için? 4 tane S'ydi. Niye 6'ya tamamlıyorum? Çünkü şöyle yaptığımızda S, 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 S hepsi S olunca 6 tane S oluşuyordu. Birer tanesi köşeye yedirilirse 4 tane ortaya kalır. Bu şekilde 4, 1, 4. Bu şekilde bu da yarısı altının yarısından 3, 3 deyip bir tane altıgenin tam alanını bulup S'ye ulaşıp H harfinde kaç tane S varsa sorunun çözümüne gidilebilir. Ama ben bunu kullanmak istemiyorum. Onun yerine daha düzgün alanlarla ilerlemek istiyorum. Mesela 1, 1, 1 dersem 120 derecelik altıgen açısından 1, 1 kök 3 bulurum. Kök 3 çarpı 1, kök 3 buranın alanıdır. 2 kök 3 buradaki dikdörtgenin alanıdır. Şöyle keselim, görelim beraber. Bir daha 1 kök 3, 2 kök 3, 3 kök 3, 4 kök 3. Şuradan da bir tane keselim 5 kök 3 olsun. Ve üstteki alanla beraber 6 kök 3. Yani bu dikdörtgenden toplamda 3 burada, 3 burada 6 tane var. Bir tanesinin alanı kök 3 ise 6 kök 3 gelir. Artı diyelim. Artısını da buradaki Dikdörtgen ya da kare ne çıkacaksa artık birazdan bakacağız fark edeceğiz onu bulalım. Kare çıkmayacak zaten çünkü bir kenarı bir birim olan bir altıgen de en uzun köşegen her zaman için kenarın iki katıydı. Çünkü diğer uzun köşegenleri de çizince burada toplamda 12 tane eşit çubuk oluşuyordu. Şurada eşit açılar 60'ar derecelik açılar çünkü 6 tane eşit açı var. 366'ya bölersek her biri 60 geldiği için her yer eşkenar üçgen oluyordu. Yani işin sonunda bu çubuk 1 ise bu çubuk da 1, bu çubuk da 1, bir, bir, bir daha 2. Neyi anlatmaya çalıştım? 2 diyerek bir altıgende öğrenci bilsin ki bir kenarın uzunluğu 1 ise en uzun olan bu köşegen 3 kenara 3 kenara ayıran tam 6 kenarı ortadan ayıran bu köşegen uzunluğu 2 birimmiş 2 katıymış. Bir uzun açıkladım değil mi gerek yoktu o kadar yani birçok buraya gelene kadar sorunun içerisinde muhakkak denk gelmişsindir diye tahmin ediyorum İnşallah öyledir. Burası 1, burası 2 dedik. Tamam şu uzun köşegendir 2'dir. E burası zaten kök 3 olduğuna göre dikdörtgen bu da kök 3, bu da kök 3. O zaman kök 3 çarpı 2'den burasının 2 kök 3 olduğunu söyledim gitti. Zaten lazım olan sadece burasıydı. Üstüne de ekledim. 6 kök 3, 2 kök 3 daha 8 kök 3 cevabını verdim. Yani cevabı ne olması gerekir? 2 tane üçgen, 1 tane kare oluşuyormuş. Karenin oluşması benim için önemli çünkü burası 90 derece ise geriye 45 kalır. Öğrenci 45, 90, 45'i yakalasın. 90'ı versin, 180'i tamamlarken bir 45 daha getirsin. 45, 90, buranın da 45 olduğunu söyleyelim. Şimdi ikiz kenar 45, 45 üçgenine göre eşitliği buraya da verebilirim. Üçgenlerle ilgili kenar vermiyor. Kenar vermediği takdirde kendimiz kenar verebiliriz. Çünkü oran soruyor. Bakın bunu Matematikte de yapanlar var, geometride de yapanlar var. Yani öğretmen de, öğrenci de bu yolu tercih edebiliyor. Niye? Çünkü kolaylık sunuyor bana. Ben bunlara a, a diyeceğime 1, 1 yazarım. Kök 2 gelir buraya da. Yani bu niye kolaylık sağlıyor? Çünkü oran soruyor. E peki ne zaman yapacakmışız? Hiç sayı vermediğinde. Dikkat et uzunluk var mı? Yok. E uzunluk vermeyince biz kendimiz oran istediği için işin sonunda a'ya 2a gelse de 1 bölü 2 gelir. 1 bölü 2 gelse de sonuç 1 bölü 2 olur. Hiçbir şey değişmez. O yüzden arkadaşlar sayı vererek çift sayı veriyorum kolaylık sağlasın diye. Evet a a a kök 2'den dolayı 2 kök 2 buraya yazıyorum. Karedir diyorum bu da 2 kök 2'dir bu da aynıdır. Şimdi alan yazıyorum. 2 çarpı 2 bölü 2'den buranın alanı 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den buranın alanı 4. Buranın alanı karenin alanı olup 2 kökü çarpı 2 kökü'den 8. O halde bana sorduğu şey üçgenlerin alan toplamı olan 6'nın karenin alanı olan 8'e oranından ne getirir? 3 bölü 4 getirir yani cevabımız C olur kayma ve yürüme alanı eş diyor dikdörtgen diyor. Şimdi bu dikdörtgenin alanı ile bu dikdörtgenin alanı aynıymış. Birer kenarları ortak olduğuna göre. Kalan kenar uzunluklarının da eşit olması gerekmez mi? Düşünsene buraya A dediğinde A çarpı B. Bunun alanı ise buraya A dediğinde A çarpı B olması için burada B gelmesi lazım. Yani bunun alanının bunun alanına eşit olması için ortak bir kısa kenar varsa kalan uzun kenarların da aynı olması gerekiyormuş. Bana diyor ki yüksekliği 150 santim. Gel bir yükseklik çekelim. 150 santimimizi gösterelim burada. Şimdi 250 santim var. Ben buraya 150 yazarsam şuraya x mi demiş bu arada başka sayı kullanmadan önce verileni bir kullanalım x demiş evet aynısıysa buraya da x yazarız yukarıdan aşağıya düşürürüz düşürür, düşürürüz. Buraya da x yazarız. 250 hepsi olduğuna göre 250 eksi x kalır. Bence de çok büyük sayılar var. Bu Pisagor'u yapmak yürek ister. Gerçekten de bu işleme giren öğrenciye helal olsun diyorum. Yani biraz da sanki çok affedersiniz ama enayilik gibi geliyor bana. Çok da lüzum yok arkadaşlar. Özel üçgen bilmeyen öğrencinin yapacağı bir şey yok. Yani özel üçgeni kullanmayı düşünmeyen ya da girsem acaba bulur muyum deyip iş kendini garantide hissetmeyen gerçekten vakitiniz kaybolur arkadaşlar. Alıştırın kendinizi. 8, 15, 17 aklıma geliyor. Bir de 150, 200, 250 olan 3, 4, 5'in katı aklıma geliyor. E burası 250 olamaz. Çünkü 250 olsa 250 eksi 250 burası sıfırlanır. O halde tek çare 8, 15, 17. 8, 15, 17. Kaç katını alıyorum? 10 katını alıyorum. 80. 150 170 hemen test ediyorum. Olması ihtimali çok yüksek. X 170 olursa diye başlıyorum yani soruya. 250'den 170 çıkarıyorum 80 kalıyor ve seçimim doğru olmuş oluyor. Zaten olmaması çok mantıksız. Yani ÖSM'nin bana 150, 250 eksi x ve 170 ile ilgili bir Pisagor sormuş olması ihtimali yani beni bayağı bir düşündürüyor. Yani ÖSYM bana orada sövüyor mu derim açıkçası. Bu işlemi bana yaptırmamalı derim. Orada bile şüpheye düşerim değil mi? Sıkıntı olur. Kayma alanının uzunluğu x nedir diyor. E ben de 170'i bulduysam işaretliyorum budur diyorum. Üçgenin ikiz kenar olduğunu söylediği için dik indirsem tabanı iki eşit parçaya bölerim. Tam orta noktalarından kesildiğini söylediği için ortadan böldüğümü biliyorsam dik yapabilirim. Burada bir sıkıntı yok. 12, 12 getiriyorum buralarına. Sarıların tabanları da 12. Mavilerin tabanlarının da 12 olduğunu söyledim. Paralel kenarın alanı 216. E 16. Şimdi ey öğrenci Şimdi bu sarı ile mavi üçgen aynı değil mi? Birbirinin aynısı. E bunlar da birbirinin aynısı. Dolayısıyla bu dört üçgen birbirinin aynısı aslında. 216'yı 4'e bölerek bu üçgenlerin tanesinin alanını söyleyebilirsin. 216 bölü 4 dedim. 2'ye bölseydim 108. Bir daha 2'ye bölseydim 54. Evet üçgenimin tanesinin alanı şöyle getirdim. 54'tür dedim. E taban zaten 12-12 bölünüyordu. Yüksekliğine h dedim. Şimdi bunun alanını yazmak istedim. Taban çarpı yükseklik bölü 2 eşittir 54 dedim. Buradan 6 geldi. 6 h 54 olacaksa haşım 9 olur dedim. Bu 9'u buldum götürdüm bu haşı 9 olarak buraya koydum. Üçgenlerdeki üçgen olduğu için buraları 90 derece zaten. Paralel kenarın çevresi nedir diyor. Haşı kaç buldum? 9 mu buldum? 9, 12, 15 yapacaktır burası. Artık paralel kenarın çevresini istediği için çevreyi bulmuşuzdur. 15 oradan 15 buradan 30 gelmiştir. 24 yukarıdan 24 aşağıdan 48 gelmiştir. Bunların toplamından 78 bu sorunun cevabı olmalıdır. Bir kenar uzunluğunun 20 cm olduğu ve uzun köşegenin 32 olduğu. Şimdi uzun köşegen burası mı burası mı hocam? Biz nereden bilelim arkadaşlar? Ne tarafa yatırıldı yatırıldıysa, ne tarafa eğildiyse o tarafın köşegeni uzundur. Uzun olan köşegen 32 dediğine göre 16 16 net bellidir. 12 16 20 üçgeninden burası 12 3 4 5'in katı geldi yani burada. E o 20 ise bu da 20'dir. 12 ile 16 nereye yapıştırılmış? Bu üçgenleri kullanıp buraya aktarmış. Bak bu üçgen burası. 12 kısa, 16 uzun olan. 12 kısa, 16 uzun olan. 12 kısa, 16 uzun olan üçgenler böyle yerleşmiş. O zaman 16'nın 12'si gittiyse şurada 16 vardı ya hani. 12'si gittiyse geriye ne kadar kalmış oldu buraya? 4 kalmış oldu. Oluşan kırmızı boyalı bölgenin alanı nedir diyor. E şimdi her yerde aynı şey tekrar edecek. Mesela 16 olması için yine 4 kalacak. E zaten köşeler 90 derece içerilere de girecek. Her köşesi 90, her kenarı 4 olan bir şey buldun. Bu nedir? Bu kırmızı bölge bizim için bir karedir. Kırmızı bölgenin alanı nedir demiş bize. Kare olduğunu söylememiş ama biz bulduk zaten. Yukarıda da dörtgen elde ediliyor demiş. E tamam işimizi bitirdik. Biz 4 kere 4'ten buranın alanının 16 olduğunu söyledik. Zaten orayı sorduğu için cevap C olmuş oldu. Önce kısa keseyim sana. Domatesle salatalık 16 ise biberle marul da 16'dır. 16-16 bu sorunun cevabı 32'dir. Kestirme yol. Yani her zaman için A artı B eşittir. C artı D'dir. Bunu ne zaman yapabilirsin? Dikdörtgen, kare, eşkenar dörtgen, paralelkenar karşılıklı kenarları paralel olan 4 tane dörtgen grubunda yapabilirsin. Neden böyle yapıyoruz onu da hemen bir hatırlatayım ben sana. Şöyle bir yatay çizgiyle ispatlayabileceğimi düşünüyorum. Eğer burası A ise burası B ise şöyle çek bu A buraya geçer bu B buraya geçer. Çünkü oluşan şekli köşegenle ortalamış olduk. Bak güzel ispat yapıyorum lütfen dinle. Güzel olacak yani mütevazı olamayacağım kusura bakma B buraya. Çektim şuradan da yukarıdan aşağıya doğru da geldim. Yukarıda da taklit yapıyorum. Yani yukarıdaki yaptığımın taklidini aynısını aşağıda da yapıyorum. CC C bunlar, DD D bunlar. Şimdi beni iyi izle. ispat geliyor. 5 saniyem kaldı. Şimdi soldaki AC ile sağdaki BD'nin toplamı ne getiriyor sana? Hadi say. A, B, C, D getiriyor. Doğru mu? Peki A, B, C, D gelen kim şu anda? Dikkat et. Bu üçgen ile yani sol taraf. Yani sol taraf. Ve sağ taraf BD getirdi. Yani soldan ve sağdan toplamda ABCD geldi. Ben ne dedim? Solun sağın toplamı altın üstün toplamına eşit olur dedim. Bu kimlerde olurmuş? Paralel kenar eşkenar dörtgen dikdörtgen kare. Dört tane karşılıklı kenarlı paralel olan dörtgenlerde ispatını da yaptım şu anda gördüğün gibi. Bak üstteki alana bak ne kadar? A artı B. Alttaki alana bak ne kadar? C artı D. Yani birer tane ABC'de yine geldi. O halde alttan üstten birer tane ABC'de geliyor. Sağdan soldan da birer tane ABC'de geliyor. Tam da istediğim oluyor. O halde bu özellik geçerli oldu. Ben baştaki halime geri dönüyorum. Solun sağın toplamı altın üstün toplamına eşitmiş demek ki. Uzun lafı kısası bu ikisi sol sağ bu ikisi alt üst eşitse bu dikdörtgenin bir yarısı sol sağ diğer yarısı alt üsttür. Yani 16 dediği için 16 bu tarafsa 16 da bu taraftır. Ya da bu taraf 16 ise bu tarafta 16'dır. O halde toplam alan 16 16 32 olmak zorundadır. Bak ne yaptık? Soruyu çözmedik. Soruyu çözmüş olsaydık 5 saniyelikti bizim için. Soruyu girişte zaten hallettim ben. Ama akabinde ne yaptım? Özelliği hatırlattım, ispatını hatırlattım. Hangi dörtgen gruplarında geçerli olması gerektiğini söyledim. Sana ne düşüyor burada? Zaten teşekkür ediyorsunuz, beğeninizi gönderiyorsunuz bunları hiçbir zaman istememişimdir. Ama faydalanması gereken insanlara da söyleyin arkadaşlar. Mesela arkadaşlarınıza deyin ki ben öğreniyorum. Öğreniyorsanız söyleyin bunu. Yalan söylemenize de gerek yok. Bir mum başka bir muma ışık verdiğinde bir şey kaybetmez. Yani arkadaşınıza ben geometride başarılı olamıyorum dediğinde ben bir kitap aldım hoca açıklayıcı detaylı bir şekilde anlatıyor. Gel sen de dinle sen de öğren diyebilirsiniz. Bu size de sevap bana da sevap. Doğru bir yere yönlenmesi demektir. İnanın hani internetle insan kayboluyor. Ben bile aradığım bir şeyi bulmak için didiniyorum saatlerce. Oraya bakıyorum, buraya bakıyorum. Hani ne bana uygun, hangisi bana göre ifade ediyor, özetliyor. Mesela atıyorum bir kamera incelemesinde. Hangi kameranın doğru olduğunu anlayana kadar göbeğim çatlıyor. Sizler için de aynı şey geçerli. Bakıyorsunuz, faydalı olduğunu bulduğunuz bir şey varsa birbirinize destek olmanız beklenir değil mi? Tamamdır, bu kadar. Ne diyor? ABCD, ABC D nereden çıktı? ABC köşelerinin yere uzaklıkları sırasıyla 5 3 5 2 3 5 2 3 Şimdi öğrenci 5'i buraya, 2'yi buraya, 3'ü buraya koyduysa D köşesinin yere uzaklığını istediğini, sorunun istediğini fark ettiyse cevabı şöyle verebilir. 5 3 daha kaç? 8. 8. Şu kaç? 3 değil bu yahu 2 burası. Heh. 5 3 daha kaç yaptı? Sağdan soldan düşen 8. O zaman bunlar karşılıklı köşe değil mi zaten? Evet. Bunlar da karşılıklı köşe. Bu ikisi 8 toplam uzaklık getirdiyse bu ikisi de 8 getirir. İkisi buradan geldiyse 6'sı buradan gelir. Sorunun cevabı C olur. 5 saniyede anlattım soruyu. Şimdi bu kuralı neye dayanarak kullanıyorum? Onu anlatayım ben sana. Yani niye böyle oluyor? Karşılıklı köşelerin toplamları her zaman eşit çıkar mı? Evet çıkar. Ne zaman çıkar? Dikdörtgen verse çıkar, paralel kenar verse çıkar, kareye eşkenar kenar verse yine çıkar. Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde çıkar. Yani hocam ne anlatıyorsunuz? Şunu mu demek istiyorsunuz? Bir tane doğru verdi, paralel kenar verdi. Buranın ve buranın uzaklığının toplamı. Niye karşılıklı bunlar? Buranın ve buranın uzaklık toplamına eşit mi? Evet, eşit. Bunu söylemeye çalıştım ben. Bu özelliği söylemiş bulunayım sana. Şimdi nedenini söylüyorum. Aslında şöyle bir tamamla tamamlama yaparsan bunu kendin de fark edersin diye düşünüyorum. Şuradan da aşağıdan da bir kese atalım. Bu ikimizi hem solumuza hem sağımıza yazalım. 2, 2. Beşimiz varmış. Bu beşimizi silelim. 3 kalmış olsun. Buraya da ikisi gitti. 3'ten 1 kalmış olsun. Şimdi şu köşelerimiz 90. Dışarıya bir dikdörtgen kurguladık. Ben söyleyeyim. %90'ınız üzerinde %90 üzerindeki öğrenciler bunu hemen ikna olacaktır zaten. Şu karşılıklı üçgenler birbirinin aynısı. Büyük olan bu ikisi de aynısı. İkna olmayanlar için de hemen açık kodladım hızlıca. A90 B90 A A90 B90 A. Şimdi bak dikkat et. Bu B nereye bakıyor? Buraya bakıyor. A90 B üçgeninde bu B de buraya bakıyor. Ya yani bu üçgenlerin bir kere B'si 3 görüyorken bunun B'si de 3 görmek zorundadır. E zaten şuranın toplamını soruyor. D'nin yere uzaklığı değil mi? E bunun hizası nereye? Buraya geçer. Aynısı. Burayı soruyorsan aslında. E burayı sorduğuna göre 3 4 2 daha ne dördü? 3, 1 daha 4, 4, 2 daha 6. Altı. Evet 6'ya getirmiş oluyorsun. İspatını yapmış oluyorsun. Üçgenlerin neden eş olduğunu söylüyorum onu da anlatayım. Bu 90 dikdörtgenin uzun kenarına bakarken bu 90 da uzun kenarına bakıyor. Aynı şekilde mesela bu üçgende bunun aynısıdır. Yani çabalarsan bu birin buraya aktarıldığını da fark edersin. Bak A'yı 1 görüyor mesela. A 90 B B 90 A dediğinde A yine 1 görecek bir şey değişmeyecek eş üçgen bunlar ispatı gördün değil mi Tamamdır. Soruyu da anladıysan bitirdik bu kadar. Karenin köşegeni çekilmiş. 45-45 diyebilirim. Ee, dik üçgen olduğunu söylediği için buraya 90 diyebilirim. 45-90 buraya 45 diyebilirim. Şurasında 90 olduğunu söyleyebilirim. Şu ikisi 45-45'ten ikizkenar kenar olur. E, burası kare olduğu için burası da eşitlik getirir. E, bu 45-45 ayırdıysa bu da köşegendir. Bu da 45-45 ayırı. Burası 90. Şimdi şunu fark et. Bu 45, bu 90, bu da 45. Yani böyle büyük bir kare kenarlarından ikiz var. Demek ki bu 90 buraya aynı şekilde geçebiliyor. Ve bu şekilde tam iki eşit parçaya bölebiliyor. Şöyle 20'yi yazayım. 45, 45, 90 üçgenine göre 20, 20, 20 kök 2 yazayım. 10 kök 2 buraya, 10 kök 2 buraya gelmiş olsun. Bu da 5 kök 2 olarak gelmiş olsun. Karenin alanı için 5 kök 2'nin karesini alayım. Cevap vereyim. Ne diyecektik? karenin alanı için bir kenarının karesi diyecektik. Buraya 5 kökü niye yazdım ki? Bu karenin alanı 5 kökünün karesi yani bir kenarının karesidir değil mi bu kare? Evet 5 kökünün karesini alıyorum. 5'in karesi 25 kökünün karesi 2 25 çarpı 2 cevabım 50 gelmiş oldu.